Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda mutlak değerli fonksiyonların grafiklerini çizeceğiz. Öncelikle bunları bazı alt başlıklara ayıracağız. İlk alt başlığımız y eşittir mutlak f(x) şeklindeki ifadeler. Şimdi bu ifadelerin grafiklerini çizebilmek için şunu yapmamız gerekiyor. Fonksiyonun f(x)'in yani fonksiyonun içerisindeki mutlak değerin içerisindeki f(x)'in önce grafiğini çiziyoruz. Sonra bu fonksiyonun grafiğinde x ekseninin altında kalan kısımları x eksenine göre simetriğini alıyoruz. Şimdi bunu bir yazalım. f(x)'in grafiği çizilir. X ekseninin altında kalan kısımların x eksenine göre simetriye alınır. Hemen bir örnekle bunu nasıl olacağını gösterelim. Örneğimiz şu. Y eşittir. Mutlak değer içerisinde x eksi 2'nin grafiğini çizelim. Şimdi burada f(x)imiz ne oluyor? Dikkat edersek. Burada f(x) dediğimiz kısım x eksi 2 oluyor. Şimdi öncelikle bu f(x)'in grafiğini çizelim. Yani x eksi 2'nin grafiği. Y eşittir x eksi 2'nin grafiği nedir arkadaşlar? Bir doğrudur. Ve bu doğru x eksenini 2'de. Y eksenini ise eksi 2'de keser. Yani şöyle buradan geçen bir doğrunun grafiği. Y eşittir. X eksi 2. Peki bizim kuralımız ne söylüyor? Fx'in grafiğini çizin. Fx'in grafiği ne? Bu grafik. Bu grafikte ne yapmamız gerekiyor sonra? Altta kalan kısmı yani x ekseninin altında kalan kısmı şu kısmı x eksenine göre simetriğini almamız gerekiyor. X eksenine göre simetriği nedir arkadaşlar bunun? Y'yi 2'de kesen bir doğrudur. Yani şöyle bir doğrudur. O zaman bizim grafiğimiz ne olacak? Burada y eşittir mutlak değer x eksi 2'nin grafiği şu olacak. Burası x ekseni, burası y ekseni. Şu kısım olduğu gibi aynı. Diğer kısım ise burada x ekseninin altında kalan kısmın simetriği. Yani burayı 2'de, burayı da 2'de kesen V şeklinde kolları sonsuza giden iki doğru parçasından oluşan bir grafik. Yani y eşittir x eksi 2'nin mutlak değerinin grafiği. Şimdi başka bir duruma geçelim. Ama öncesinde bir ekranımızı temizleyelim. İkinci durumumuz şu. Y eşittir. Mutlak f(x) artı mutlak g(x) şeklindeki ifadeler. Şimdi bu tarz ifadeler için tablo yöntemi öneriyoruz. Tablo yönteminden bir parçalı fonksiyon elde edeceğiz. Ve grafik öyle çizilir. Şimdi bir örnekle hemen bunu pekiştirelim. Örneğimiz şu. Y eşittir. X eksi 1'in mutlak değeri artı x artı 1'in mutlak değeri. Burada fx dediğimiz kısım bu.
Gx dediğimiz kısım ise bu. Şimdi çözüme geçelim. Çözümde ne yapacağız? Tablo yapacağız. Burada mutlak değerli ifadelerin kritik noktaları neler? X eşittir 1, yani x eksi 1'i 0 yapan değer, yani fx'i sıfırlayan değer. Diğeri ise x eşittir eksi 1. X artı 1'i sıfırlayan değerler bizim nelerimiz? Kritik değerlerimiz. Şimdi tablomuzu oluşturalım. Tablo yöntemi şöyle. Daha önceki videolarımızda kritik değerin ne olduğu ve tablo yöntemini anlatmıştık. Mutlak değerli fonksiyonlar videolarımızda. Eğer o konu eksikse oradan telafi edebilirsiniz. Şimdi kritik değerlerimiz neydi bizim? Eksi 1, 1. Eksi 1, x artı 1 fonksiyonun mutlak değerinin kritiği. 1 ise x eksi 1'in mutlak değerinin kritiği. Buraya da bizim y'mizi yazalım. Yani bu iki fonksiyonun toplamını. Şimdi eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar olan yer bura. Burada eksi 1'den 1'e kadar olan. Burası ise 1'den sonsuza kadar olan kısım. Şurayı biraz temizleyelim. Şimdi eksi sonsuz eksi 1 arasında x artı 1'in mutlak değerinin içi negatif. Bu sebeple x artı 1 dışarı nasıl çıkıyor? Eksi x artı 1 diye çıkıyor. Fakat eksi 1'den sonra olduğu gibi çıkacak. X artı 1, x artı 1 olarak çıkacak. Burada ise x eksi 1 değeri birden küçük olduğu sürece x içerisi negatif olacak. O yüzden birden küçük olan bu iki bölgede eksi x eksi 1 diye çıkacak. Daha sonrasında ise x eksi 1 olarak çıkacak. Şimdi taraf tarafa topladığımızda, yani x artı 1'in mutlak değeri artı x eksi 1'in mutlak değerini hesapladığımızda, burayı topladığımızda elde ettiğimiz şey eksi 2x oluyor. Burada 2, burada ise 2x oluyor. Bizim buradan elde ettiğimiz parçal fonksiyon şu arkadaşlar. Y eşittir eksi 2x, x küçük eşittir eksi 1 iken 2 eksi 1 küçüktür x küçüktür 1, yani şu aralık. Son aralık ise x büyüktür 1, büyük eşittir 1 ve orada ne? Fonksiyonumuz 2x. Bunu parçalı fonksiyonlardan hatırlayacaksınızdır grafiğin nasıl çizileceği. Grafiği şu şekilde bu fonksiyonun. Yani bizim x eksi 1'in mutlak değeri artı x artı 1'in mutlak değerinin grafiği. Önce eksi 2x doğrusunu çizelim. Sonra y eşittir 2 doğrusunu çizelim. Sonra da y eşittir 2x'in doğrusunu çizelim. Şimdi 2 ile eksi 2x eksi 1'de kesişir. X eşittir eksi 1'de kesişir. 2x ile 2 ise x eşittir 1'de kesişir. Şimdi bizim fonksiyonumuzun grafiği eksi 1'den önce neydi? Eksi 2x'e eşitti. Yani buna eşitti. Peki eksi 1 ile 1 arasında orada y eşittir 2'ye eşitti. 1'den sonra ise y eşittir 2x'e eşitti. Şurada gördüğünüz, tekrar çizeyim ben onu. Mavi ile belirteceğim grafik bizim fonksiyonumuzun grafiği. Yani şuradaki fonksiyonumuzun grafiği bu. Burası y ekseni, burası da x ekseni. Şimdi üçüncü alt başlığımıza geçelim. Ama öncesinde ekranımızı temizleyelim.
Üçüncü alt başlığımız şu. Y eşittir. F'in içerisinde mutlak x şeklindeki ifadeler. Yani şöyle, örneğin bir örnek ver, burada bir kafamızda nasıl bir şeyden bahsettiğimizi canlandırmak için birkaç örnek vereyim. Mesela y eşittir mutlak x kare artı 2. Mesela burada aslında elimizde fx eşittir x kare artı 2 fonksiyonu var. Biz ne yapmışız? Burada x yerine mutlak x yazarsak neyi elde ettik? X gördüğümüz yere mutlak x yazıyoruz. X kare artı 2. Yani bu şekildeki ifadeler. Bir fx fonksiyonu var. Orada x'in mutlak değeri alınmış. Ve biz buradaki ifademizi elde etmişiz. Bu tarz fonksiyonlarda yapmamız gereken ise şu yöntem şu. Y eşittir. F'in mutlak değeri x verildiyse bizden bunun grafiği çizilmesini istiyorsa biz fx'i bulup yani ne yapacağız? Mutlak x gördüğümüz yere mutlak x gördüğümüz yere x yazacağız. Fx'i bulacağız. Fx'i bulup y ekseninin sadece sağ tarafındaki grafiğini çizeceğiz. Ve bunun y eksenine göre simetriğini alacağız. Şimdi hemen örnekle bunu pekiştirelim. Örneğimiz şu. Mesela y eşittir sinüs mutlak değer x. Ne yapacağız biz bu ifadede? Eğer fonksiyon bu şekilde ise bizim fx'imiz ne burada? Sin x. Yani x yerine mutlak değer x yazdığımızda bunu elde ettiğimiz fonksiyon sin x. Şimdi grafiği çizelim. Sin x'in grafiğini ne taraf için çiziyoruz? Y ekseninin sağ tarafı için. Sadece sağ taraf için çiziyoruz. Nasıl bir grafik o? 0'da başlıyor. Pi bölü 2'de 1 değerini alıyor. Sonra pi'de 0. Sonra 3 pi bölü 2'de eksi 1. Sonra 2 pi'de 0. Bu şekilde devam ediyor. Burası pi bölü 2. Burası pi. Burası 3 pi bölü 2. Burası 2 pi. Sonra devam ediyor bu şekilde. Burada aldığı değer 1. Burada aldığı değer ise eksi 1. Şimdi ne yaptık? Bu fx eşittir sin x'in grafiği. Bu grafiği çizip ne yapacağız? Y eksenine göre simetriğini alacağız. O da bize bulmak istediğimiz grafiği verecek. Simetriğini alırsak nasıl bir şey elde ederiz bu fonksiyonun? Burası kendisi zaten. Simetriği ne olacak y eksenine göre? O da böyle bir şey olacak. Burada 2 pi'ydi. Burada 3 pi bölü 2 idi zaten. Burası da pi bölü 2 idi. Simetriğinden olacak. Burası eksi pi bölü 2. Burası eksi pi. Burası eksi 3 pi bölü 2. Burası da eksi 2 pi olacak. Buralarda eksi 1 değerini alacak. Burada da
bir değerini alacak. Tekrar bunu ben mavi ile belirteyim. Nasıl bir grafik olduğunu. Grafik sağ taraftaki kısmın kendisiyle y eksenine göre simetriğinin birleşiminden oluşan şu grafik. Yani neyin grafiği bu? Y eşittir sinüs mutlak değer x'in grafiği. Hocamdan dinlerim projesinin bu videosunun size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız videonun açıklamalar kısmındaki web sitemizi ve Facebook sayfamızı beğenerek bize destek olabilirsiniz.